Assalamu alaikum aziz okuyucular, kadirli okutucular. 5. variant, 14. video dersimiz başlığımız, 11. misal. Hikmene görünüşü. Şimdi, bana bu cüftlikle alalımız. Bana bu belgi kesir kısmını bildirelim. Demek 2'den tahminen alelik, 1.14 çıkadigan bo'lsa 2'den 1.14 ayırsak 0.16 bo'ladi. Kasr kısmı 0.16 ga teng. 2'ye 1.14 koysak 3.14 kasr kısmı 0.14 ga teng. Yig'indisi 1 bo'ladi. Kasrlar. Yoki buni ham ko'raylik. Demek 1.7 deydigan bo'lsak ayırsak 1.3 kasr kısmı 0.3 getirin. Bu 4.7 kasr kısmı 0.7 getirin. Koşadigan bulsak 1 boladı. Bana bu cüftlikler yığındısı 1 getirin boladı. Şimdi bana bir yerde bana bunda boladı, özür. Bunda bo'ladigan bo'lsa, demek biror sonning kvadrati bo'lyapti. 2 chiqadi. 4 da 2 narsak 2 kasr qismi 0 ga teng. 6 bo'ladi, bu kasr qismi 0 ga teng. Demek xulosa qilamiz. Biror sonning kvadrati bo'ladigan bo'lsa, u holda mana bu juftlikning yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Kasr qismlarining agar kvadrat bo'lmaydigan bo'lsa 1 ga teng bo'ladi. U holda mana bu yerda 2'den boshlab hisoblaydigan bo'lsak 2016 ta son bor. 2017'den ildiz çıkacağımız tahminen demek 44'ten katta son buladı bu. Şimdi bütün kısmını aladigan bo'lsak 44 buladı. 44'ün kvadratı 1936 getirin. 45'in kvadratı 2025 getirin. Demek bu 44 geçe sallar kvadratları var. Bana bir yerde. Demek 1936 bir sallanın kvadratı. Şimdi bir yerde başlayacağım bulsak 4, 9, 16, 25, 36, 49. Bana şu sallarını koyacağım bulsak bana bunda. Bunların kasır kısımları yakındasını örgüteyim bu arada. Şimdi demek 2016'da var. Bana bir yerde hesaplayacağım bulsak 2016'da. 2016'dan birden hesaplayacağım bulsak 44'da var. Şimdi biz 2'den başlayıp hesaplayacağım bulsak birini koymadık 43'da var. Bundan 43'e ayıramız. Bu halde bizde demek 1973 buladı. Bana şu yığındı 1973 geteyim buladı. 12. 110 sonu 10, 14, 18 ve herkese progresiyenin neçen çıkardı buladı deyip soru koyduken. Demek yazalımız ayı. A1 plus n minus 1 de. 110. Demek birinci xat bizde 10 geteyim bol yaptı. N minus 1 köp edilgen 4 koşulup bol yaptı. A1 10 geteyim. Berilişge göre D 4 geteyim progresi ayırması. O halde n teyim 26 boladı. Yani bana bu keçişte 10, 14, 18 ve hakeza şu keçişte 110 sonu demek A 26'ya teng bo'ladi. 13. 13. trigonometrik soddalashtirish ekan mana ko'rinishi bu 4. variantning 13. misoliga o'xshaydi. O'shaning uchun o'zingizlarga qoldiraman. 14-chiga o'tamiz. Hisoblang arksinus sinus 1 ning qiymati. Demak ark sinus sinus 1 bu 1 ga teng. Şimdi ben formülasını yazdığım olsam arc sinus sinus a a geteyim. Eğer a minus pi taksim 2 pi taksim 2 aralığı da olsa arc cosinus cosinus a ham a geteyim. Eğer a 0 pi aralığı da olsa arc tangens tangens a a geteyim. Eğer a minus pi taksim 2 pi taksim 2 aralığı da bulsa arc
Katangens. Katangens A ham. A geting agar A 0 pi aralıkta bo'lsa. Mana shunga ko'ra demek mana bu 1 minus pi taksim q pi taksim q aralığında radianni o'lchov bo'lyapti bu yerda. Yoki minus tahminen minus 1,57 yu 1,57 aralığına tushadi. Şimdi qo'shimcha misol yozmoqchiydim. Mesela bunday bo'lsa nima qilamiz? Bunday bo'lsa arksinus sinus. Demek bunu bunda yazamız. 3 minus pi. Bana bunda yazamız. Bunu minus pi taksim 2 pi taksim 2 aralığa geçiriş üçün. O halde demek ark sinus sinus pi plus 3 minus pi. Bana bunu yıkıldık. Endi pi de ismi o'zgarmaydi. Mana bunu o'tkir burçak deb qaraymiz. Pi de ismi o'zgarmaydi, 3-chi chorakda minus bo'ladi. U holda arc sinus minus sinus 3 minus pi bo'ladi. Endi arc sinus mana minus ichkariga ta'sir qildira olamiz. Sinus pi minus 3. Va endi mana endi e'tibor beradigan bo'lsangiz minus pi taksim 2, pi taksim 2 aralığına çıkan için netice pi minus 3'ten ibaret bulundu. Eğer bu yerde mesela 5 bulundu olsa, arc sinus sinus 5 bulundu olsa, demek bu yerde minus 2 pi plus 2 pi'di bir yazanız. Birinci, minus pi taksim 2, pi taksim 2 aralığına çürüş için. Bana bu son kıymetten faydalanıp, verdiği ihtiyari kıymetini birinci hareket çürüp geçişimiz mümkün. 15. misal. Trigonometrik teğnemeyken yazı oramız. Sinüs x plus kosinüs x yıldız astı 2. Bunu bir neşte usul değişmek mümkün. En asan usulü yıldız astı 2 bölünge 2'yi köpeytir varamız. Yani yıldız astı 2 bölünge 2 sinüs x plus kosinüs x yıldız astı 2 köpeyle yıldız astı 2 bölünge 2'yi köpeytirdik ben. Şimdi buraya bir yaz varamız. Bir bo'ladi. Bunu yazamiz demek sinus pi taksim 4 sinus x plus kosinus pi taksim 4 kosinus x teng 1. Demek bu kosinus pi taksim 4 minus x ga keladi. E'tibor beringlar, kosinus alfa kosinus beta plus sinus alfa sinus beta. Endi kosinus 1 ga teng bo'lgan holat. Bunu o'rni almashtirib olsak ham bo'ladi. Bunaqasiga oldim. Kosinus cüf funksiyayı bulan için minusunu yutu aradı. X minus pi taksim 4. Demek kosinusu 1'e teng buladığın halatı 2 n pi'deydi. Bundan x'de pi taksim 4 plus 2 n pi. N tegeçli z degen geçim gelip çıkardı. 16. Demek bu yerde bana kıymet verilgen iken yazı olamız. Demek bunu saddalaştıramız. İtibar belirtken bu sayısı formüle. 0,16 kvadrat minus 0,4 kvadrat. %6 plus 0,18 kvadrat minus 0,4. Şimdi demek itibar belirtken bu sayısı bana. Bana bu kelesinin yığındısı 1 getireyim. Minus, bunu böyle özünü yazalım. Şimdi bunu x'ini birden küçük son ekendi bildik. Birden küçük son. Birden küçük son böyle degen bulsa bizden yıldız astı x. A cevap. B cevap. Kub yıldız astı x. S cevap. X kvadrat da cevap X kub. Demek bunu bunda yazarız. X'in 2'den 1 derecesi
İ kısmı 3'ten 1'inci derecesi. 1'den kiçikinden sonra. Derecesi kettelleşken sen kiçirip boradı. İn kette derece x kub boyan için onun kıymeti en kiçikine buladı. 17. Grafikte görünüşü verilen funksiyonun kıymetler toplamını topuyor. Demek bu yerde bana grafik itibar veriyorlar. Kıymetler toplamını neydi? Mektep dasturu diye bir ütkenimiz. Kıymetler sahası, öz yarış sahası, kıymetler toplamı haması. Bitti bana bildirdi. Kıymetler toplamı funksiyonun y oktan kabul kıladigen ya ki y okta kaysa aralıkta öz yarışını bildirdi. Yani itibar veriyorlar değil mi? En paski kıymeti minus 2'ye teyin bol yaptı. En baletteki kıymeti 3'ye teyin bol yaptı. Demek bunun kıymetler sahası minus 2 3 aralığından ibaret boladı. Eğer anıklanı sahası boladigen bolsa, o halde onun anıklanı sahasını x oktan hesabladigen bolsak, minus 4 aralıkta boladı bunun anıklanış sahası. 18. 2'nin x'incisi ten, x minus 2 tenleme neşte hakiki içimge ege. Bunu yokuşakken işlegen idik. Peki aynen bunu işlemekenimiz. Grafik çizemiz. Bu transcendent tenleme. Transcendent bu yerde bana körsatçı funksiyon, çizikli funksiyon durup. Y birinci, 2'nin x'incisi, y ikinci, x minus 2 olsun. Şimdi bunu yasat hemen. Mektepte süreyen bu kendik. Bu, bana bu y derecesi, y 2x'ni holati. Ya ki, y'nin a derecesi x deydigan bo'lsak, a katta bir bo'lgan holat. O'suvchi funksiya bu. Mana bu, a kichkina bu, a katta bir bo'lgan holat. Mana bu, a 0 va 1 oralig'ida bo'lgan holatdagi grafik. A derecesi x funksiyasining. Y teng a darajasi x funksiyasi haqida gap ketyapti. Mana. Endi demak bizda mana bu ekan. Chizib olamiz. 0 dan 1. Demak 1 da 2 2 da 1 da 2 da 1. Mana bunday bo'ladi grafigi. X minus 2'nin grafiği. Demek x 0'da y minus 2 geteyim. Y 0'da x'den 2 geteyim. Demek bu y 2 derecesi x. Bu birinci. Y 2'nci de x minus 2. Etibar veredigen bulsak grafikler çizişmeydi. Şunun için transcendent tengleme hakiki geçimge ege eme. 19. ifadeni sadeleştireyim. Logaritmik ifadeyken bana görünüşü sadeleştiremiz. Demek bunu da yıkılamız. Bu kubunu taş karaya çıkartışımız mümkün. Kamus kubu deyip aldı geç şuramız dereceni. Esleyler formüla deydi. Kim? Her bittesini dereceye aşıramız. Kubunu taş karaya çıkartıp duramız. Vaktince logaritm A sonrasında B turunda kamus kubu buladı. Bunun turuncu derecesini aldı geç şuramız. Keyin yana darajaga ko'taramiz. U holda to'g'ri kubi 64 bo'ladi. 64, 64 ni qavsdan tashqari chiqarib yuborsak 1 minus logaritm kub a asosli b bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Endi buni, demak, logaritm a asosli b plus buni teskariga yozamiz. Logaritm 1 taqsimda bersak a asosli b plus 1. Mana bunu demek logaritm a asoslı a minus logaritm a asoslı b. Bana bunu yani derecelerini aldıkça çürsek boladı. U halde 4'ten 1 logaritm b asoslı a boladı. Aldıkça çürkenden ki ya ki onu yani a asoslı b'yi yapkirledigen bulsak u halde 1 taksım 4 logaritm a asoslı b boladı. Şimdi demek mahraj beradigan bo'lsak, mahrajda 64. Mana kub bo'yicha ikki qavsga ajratamiz. 1 minus logaritm a asosli b 1 plus logaritm
A asoslu b plus logaritm kvadrat a asoslu b. Mana shunday. Bu yerda mahraj berib yuboramiz. Mahraj berib yuboramiz. Bu demak, bu holda bizda logaritm kvadrat a asoslu b plus logaritm a asoslu b plus 1 bo'ladi. Endi demak mana bunu mahrajdagi logaritm asosi bunu suratga chiqarib yuboramiz. Mana bu yerga kelsak ham bo'ladi. Logaritm asosli bu. Bu bunu yozadigan bo'lsak bu 1 minus logaritm asosli bu. Mana bu 1 ga teng buni o'zini yozdik. Ko'paytirilgan. 1 taqsim 4 logaritm asosli bu. Mana endi qisqartirishni boshlaymiz. E'tibor beringlar. Demak, mana bu kaos bu bilan qisqaradi. Mana bu, bu bilan qisqaradi. Mana bu, bu bilan qisqarsa bizda 64 taqsim 4 teng 16 degan natija hosil bo'ladi. 20-chi. Tengizlik berilgan, mana ko'rinishi tengizlik nechamiz? Endi bunday qilamiz. Mahrajga diqqat bilan e'tibor beringlar. Mana bu eng kichkinasi bilan 0 bo'lganda ham bu 6 bo'lib qoladi. Endi logaritm mavzusida aytganman. Mana bu 0 1 oralig'idagi son bu 6 va undan katta son yoki 1 dan katta son. Bittasi 1 dan kichkina, bittasi 1 dan katta bo'ladigan bo'lsa bu manfiy son bo'ladi. Buni tashlab ketsak ham bo'ladi. Manfiy son mana bu ishorani o'zgartirib ketadi yoki bu manfiy bo'ladigan bo'lsa bo'linma manfiy bo'lishi surati musbat bo'lishi kerak degan xulosaga kelsak ham bo'ladi. Bundan demak logaritm 0 butun 3 asosli x kvadrat plus 6 manfiy son har doim x ning ixtiyoriy qiymatida manfiy. Bu holda demak 3x kvadrat minus 16x plus 21 katta 0 dan. Demak buni endi ildizlarini topamiz. Diskriminant birinchi ikkinchi qiymatini topamiz 16 plus minus 2 taqsim 6. Demak bunu qo'shadigan bo'lsak bitta qiymat 3 ga teng bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak 6 dan 14 yoki 3 dan 7. Intervalga qo'yamiz. Demak 2 butun 3 dan 1 3. Bizga 0 dan katta tomoni kerak. Javob minus 8'likten 2 bütün 3'den 1 geçe ve 3'den 8'lik geçeyken netice bizde hasıl bol adı. İtibarın gücü için rahmet, selamet buluyorlar.